Şehir Bahçeli 7 etkinliğimizin 9.sü için bir araya geldik, toplandık. Ve bugün sevgili şairimiz Aşık Dursun Sarı konuğumuz. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Hayati Bey başladı. Evet, ne güzel konumuz. Evet, Dursun Bey, bize kendinizi bir tanıtsanız, sizi tanısak. Ben Çorum Osmanlıca ilçesi Yasay Köyü ilçesine kaydedeyim. İsmim Dursun Sarı, Aşık Dursun Sarı olarak geçiyor. 30 yıla yakındır Ankara'da oturuyorum. Ne güzel. Ellerinden öte iki tane oğlum var. Başlasın. İşte Cem de Cem abi'de, arkadaşlar, muhabbette, yerel TV'lerde, radyolarda, dost muhabbetlerinde, bu sanatın, bu kültürün içerisinde kendimizi bir şeyleri yazıp üretmekle beraber bu şekilde devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Hı. Çok güzel. Sazı eline yeni alan genç aşıklara neler diyeceksiniz? Benden bahsediyor. Evet. Evet, sazı eline yeni aldı. Ama arkadaş güzel şiir yazar. Şiire yeni başlayan evet, arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler? Halk kültürümüzün bir mihenk taşı olarak. Şimdi şöyle bir şey, yani ben çok insanlarla karşılaşıyorum. Hayır, sazı çalıyorlar, süper çalıyorlar. Bursuna gidiyorlar. Ve deyişlerden söylüyorlar da ama üretilmiyor. Şimdi biz ozanlar üretmemiz gerekiyor. Yani hazırı tüketirsek bu bir yere kadar. Evet. Gençlerde ben bunu görüyorum şimdi. Eski ozanlarımız var, bizden öncekiler ve çok güzel üretmişler. Herkes farklı. Herkes bir çiçek gibi, ayrı bir çiçek gibi. Elbette. Ben etkilendiğim insanlar var tabii eski ozanlardan ama hepsinden bir şeyler almaya çalıştım. Yani bir arı misali. Yani çiçeğe konarsın, hepsinden bir şey alırsın ya. Evet, en şekilde, sonunda kendi özünüzü buldunuz. Aynen, evet. Aynen öyle. O şekilde yetişmeye çalıştım. O günden bugüne işte gençler çok araştırma yapmalı ve müzik üretmeli, türkü üretmeli. Halka yakın hissetmeli kendilerine ve halka yarar şeyler üretmeli. Evet, teşekkür ederiz. Şiirlerinizin konuları nedir? Şiirlerimin konuları her türden yazabiliyorum aslında da. Şiirlerimin konuları ben İrtica mahsulü tür şiirler söylüyorum. Sevda şiirleri söylüyorum. Değiş tarzında söylüyorum. Cem de Cemal de söyleyecek. Yani halktaki yaşanan olayları şiire dökmek ve halka geri vermek için çabalıyorum. Evet. Her konuda yazabiliyorum. Her konuda, ne güzel. Peki mesela toplumsal olaylar, yaşanan olaylar şiirlerinize ne kadar yansıyor? Şimdi o gibi olaylar destan şeklinde olur. Eskiden bizim, evet, benim çocukluk döneminde pazarlarda destan satarlardı, teyipler, dakarlardı. Evet. O dönemlerde işte o bir olaydı, onu anlatırdı. Ona göre sıralarlardı, destanlar satılırdı ama şimdi o toplum olarak şimdi günümüzde öyle bir şeyler var ki yani hangi birinden hangi birine koşacağını şaşıyorsun. Böyle acı olaylar oluyor. Mesela bir şey çöktü, 3 tane işçimiz öldü. Evet. Bir tren kazası oldu, bilmem ne, bir askerimiz ölüyor. Bilmem ne oldu. Yani bunlar da yüreğimiz ki, yandığı kadar şairi de etkiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Elbette. Yani şimdi biz üreten bir insan olarak emeğimizle, düşüncemizle, bilincimizle üreten bir insan olarak tabii ki yüreğimiz bizim daha fazla acısını çok hissediyoruz. Onun için var ama tabii hepsine ayrı ayrı eğilemiyoruz. Bazı şey olaylar oluyor yani. Üzerinde durduğumuz olaylar oluyor. Anladım. Var mı bunlardan şudur diyebileceğiniz veya aklınızda olan? Şimdi ben bunu duyuyorum. Aklımda. Yani geçmiş günlerim, zamanlar evet, hocam sıkıştırdınız diyorsunuz. Peki. Evet. Yani. Dursun Bey, irticayla söyleyeceğiniz şiiriniz var mı? Şiir değil de ben türkü bazında söylüyorum. Siz türkü bazında. Evet, türkü. Anladım. Bazında. Şiirlerde var ama türkü bazında. Şiiri türkü olarak evet, veriyorsunuz. Peki efendim. Türkülerinizi dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Alacağız sizi. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdilik bir mola verelim. Kapatayım.